Kıymetli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Yine Almanca hikaye kitabı okuma etkinliğindeyiz. Bugünkü kitabımızın ismi Hermüller'in Maceraları, Dedektif Maceraları, yani Dedektif Hermüller'in Maceraları. Şu anda okuduğumuz kitabın 5. bölümündeyiz. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar anlamlandırmaya. Evet. Başlayalım. Nichts Besonderes, sagt Petra. Helmut Müller'in biraz geriye gidebilirim. Yani oradan başlasa daha güzel olur. Şuradan başlasın. 5. 5. Also ich sehe nichts Besonderes, sagt Petra. Helmut Müller nimmt die Fotos, schaut sie nochmal an. Sie sind ein guter Fotograf. Sehr gut, sehr gut. Aber ich kann nichts Besonderes finden. Chef, schauen Sie, hier auf dem Foto da hinten, zwei Männer, sehen Sie? Ja und? Ich glaube, der eine gibt dem anderen etwas, irgendetwas. Außerdem glaube ich, ich kenne die Männer. Was? Ja, aber sie sind so klein, man kann es nicht genau sehen. Wenn Sie wollen, sagt Hofinger, kann ich sie vergrößern lassen. Müller überlegt einen Moment. Eine gute Idee, aber das machen wir selbst. Man kann ihnen folgen. Na, Chef, glauben Sie, wir haben eine Spur? Fragt Bea. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Evet. Burada arkadaşlar Hofinger fotoğrafları getiriyor. Hani saat 5'te buluşacaktılar ya. Fotoğrafları geliyor. Şimdi fotoğraflar üzerinde Helmut Müller ve sekreteri birlikte bakalım. Yani bir ipucu yakalamaya çalışıyorlar. Şimdi ona bakalım. Also, ich sehe nichts Besonderes, sagt Petra. Yani Petra bu Hofinger'in kız arkadaşı fotoğraflara bakıyor. Diyor ki also ich sehe nichts besonders. Yani ben diyor özel bir şey diyor bulamıyorum, göremiyorum. Ben de diyor özel bir şey, ben de yani özel bir şey diyor burada göremiyorum bu fotoğraflarda. Petra söylüyor. Helmut Müller nimmt die Fotos. Helmut Müller fotoğrafları eline alıyor arkadaşlar. Alıyor. Schau sie nochmal an. Onlara tekrar bakıyor. Nochmal an bir defa daha. Şavun bakmak arkadaşlar. Zizin en gute fotoğraf. Yani çok, bunlar çok güzel fotoğraflar. Zegut çok güzel, çok güzel. Ama ikkanik bezonur spinin. Fakat gözüme yani özellikle ilginç bir şey çarpmadı. Yani ilginç bir şey bulamadım. Anlamında arkadaşlar. Evet. Şef, şavun zi. Şef, baksana. Here, auf der Foto hinten. Ha, bir arkadaki fotoğrafın üstüne bak. Yani bir arkadaki fotoğrafa bak. Zwei Männer auf dem Foto hinten. Hayır, özür dilerim arkadaşlar. Arkadaki fotoğraf değil. Fotoğrafın gerisine, yani fotoğrafın içindeki geriye bak. Yani geride bir adam var zannedersem. Onun gibi. Auf dem Foto da hinten. Zwei Männer sehen Sie. Zwei Männer sehen Sie. Yani şef, görüyor musun? İki tane adam var arkada. Yani Zwei Männer. İki adam var. Sehen Sie. Görüyor musun? Ya peki ne olmuş yani? Peki ya ne? Ich glaube, der eine gibt dem anderen etwas. Zannedersem birisi evet diğerine bir şey veriyor. Irgendetwas, bir şey. Irgendetwas bir şey arkadaşlar. Außerdem glaube ich, bunun dışında tahmin edersem arkadaşlar bakın glaube ich tahmin edersem ich kenne die Männer. Bu adamları tanıyorum. Was? Ne? Ya ama sizin so klein fakat çok küçük yani çok küçük gözüküyorlar. Bakın burada fotoğrafta da gösteriyor arkadaşlar. Böyle küçük gösteriyorlar. Ama zikule ama sizin so klein yani fakat diyor, çok küçük. Man kann es nicht genau sehen. Yani insan göremiyor. Buradaki şeyi göremiyor. Wenn Sie wollen, sagt Hofinger. Hofinger dedi ki eğer isterseniz ja, kann ich Sie vergrößern lassen. Onları büyütürebilirim diyor. Kenyazi ve Grozen lazım. Onları büyütebilirim. Evet. Ve Grozen arkadaşlar büyütmek. Evet. Burada da lassen arkadaşlar sie ve Grozen lassen. Hani birine başka bir şey yaptırtmak. Kalıbında. Yani o şekilde kullanılmış. Müller überlegt einen Moment. Müller böyle bir dakika düşündü kafasında arkadaşlar. Eine gute Idee. Çok güzel bir fikir. Ama das machen wir selbst. Fakat biz bunu kendimiz yaparız. Man kann ihnen folgen.
Burada diyor ki sizi izleyebilirler. Bakın. Man kann ihnen folgen. Yani adamın biri sizi izleyebilir. Na chef, glauben Sie, wir haben eine Spur. Yani burada bir söylüyor şeyi Helmut Müller'e. Diyor ki şefim diyor. Yani bizim bir iz bulduğumuzu düşünüyor musunuz peki? Frank bir soruyor. Ich weiß nicht. Bilmiyorum. Ich weiß nicht. Bilmiyorum. Vielleicht. Ümit ediyorum. Yani belki gibisinden arkadaşlar. Değerli arkadaşlar videonun bu 5. bölümünü de bu şekilde tamamladık. Bu şekilde buraları Türkçe anlamlandırmaya çalıştık. Bir sonraki bölümümüz 6. bölüm. 6. bölümden devam edeceğiz. Dikkat ederseniz arkadaşlar yani bazen önemli kelimeler kullanılıyor. Mesela Vergrosen. Mesela önemli bir kelime arkadaşlar. Mesela Außerdem. Bunun dışında demek. Mesela Glauben. Düşünmek, tahmin etmek. Yine mesela Hinten. Arkasında. Yine Nehmin. Arkadaşlar. Almak. Yani bir de mesela burada Besonders. Besonders böyle özellikle farklı. Diğerlerinden farklı anlamında kullanılmış. Burada Vielleicht kelimesi var arkadaşlar. Vielleicht mesela yani belki de ümit ederek yani burada folgen var mesela folgen takip etmek arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar bu bölümü de burada bitirdik. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle kitabın diğer videolarından haberdar olmak istiyorsanız mutlaka kanala abone oluyorsunuz ve bildirim zilini açıyorsunuz. Ben her video yüklediğimde size haber gelecek arkadaşlar ve elimden geldiği kadarıyla da sık sık video yüklemeye gayret göstereceğim. Kolaylıklar diliyorum.